Sevda hocamıza çok teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz üzere post-truth çok soru işaretleri olan bir konu şu anda bizim için. Dolayısıyla gün boyunca sizin sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi biz de bekliyoruz. 5 tane konuşmamız olacak, 5 değerli konuşmacımızdan. Her biri 20-25 dakika sürecek. Ardından soru cevap bölümüne geçeceğiz. Burada sorularınızı ve yorumlarınızı yöneltebilirsiniz, not alabilirsiniz. Aynı zamanda Yeni Medya 17'de hashtagimiz, etiketimiz Twitter üzerinden takip ediyoruz. Oradan da yöneltebilirsiniz. Evet, o zaman başlayalım. Kadir Has Üniversitesi'nden Sarpan Uzunoğlu alkışlarınızla karşınızda. Tamamdır, ileri gelin. Şimdi, merhaba, öncelikle. Sevda Hoca tabii teorik bir giriş yaptı. Herhalde birçoğumuzun üstünde anlaştığı kimi şeylerden de bahsetti. Ama tabii benim bahsedeceğim şeyler bunun hem sektörel, hem politik, hem de birazcık da akademik yanıyla ilgili olacak. Tabii ben de o klişeyi yapacağım, Oxford seçti. Yılın kelimesi, yani anlamı ne? Bir sıfat olarak nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede, duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olmalıdır mı? Her sözlük gibi sıkıcı bir tanım. Tartışmanın kendisi çok daha hem eğlendirici, hem de bir endüstri olarak çok gelecek vadeden bir endüstri. Bu işten para kazanabiliriz. Her şeyden önce bunu söyleyeyim ki belki biraz ilgi arttırırım. Şimdi post-truth neden 2016'nın kelimesi oldu? Ben birçok anlamda bunun şu ismini, yani resmini gördüğünüz, ismini yer yer bildiğiniz insanlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani politikacılarla. Zaten meselenin bu kadar çok konuşulmaya değer olmasının sebebi de İşte dünyada artan bir popülizm rüzgarı var biliyorsunuz. İşte sağ popülizmler, sol popülizmler yükseliyor. İşte solda Syriza, Podemos'u vesaire görüyoruz ama sağ tarafta da işte Le Pen'inden Trump'ına, işte Amerika'ya bak, işte İngiltere'ye baktığınızda Nijer Farage, Boris Johnson'ı vesaire görüyorsunuz. Ortada kocaman bir fotoğraf var ve dünyada bir şeyler oluyor. Yani bir şeyler yerinden oynuyor. Küçük bir oynama değil bu. Bu büyük bir oynama. Ama 2015-2016 yılında bu oynama bir isim koyma durumuyla karşılandı. Şimdi şöyle bir şey var. Biz dünyaya biraz batı merkezli bakan bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri bizim gündemimizi belirlemede hem medyasıyla hem teknolojik gelişim endeksiyle çok belirleyici. Aslında post-truth kavramının Sevda Hoca'nın da bahsettiği 2015'ten 2016'ya geçişteki bu yükselişi zaten şurada görüyorsunuz işte 2016 Ağustos, Eylül, Ekim'de artık zaten Trump seçilmesiyle birlikte sonsuz yani zirveye ulaşmış ve artık daha da zirveye doğru gidecek. Çok uzun süre bu kavramla ilgili konuşacağız. Peki sadece Amerika Birleşik Devletleri ile mi ilgili? Şöyle söyleyeyim, kavramın bu kadar gündeme gelmesi New York Times, Washington Post, Guardian ve benzeri dünyadaki büyük medya oyuncularının konunun ismini koyma konusunda mutabık olmasıyla birlikte aslında gerçekleşti. Ama emin olun ki aslında olay bundan ibaret değil. Çünkü Steve Tesich, Kes gibi birkaç tane insan konuyla ilgili zaten çoktan konunun adını da koydular. Konu üzerinde fikir üretmeye de başlamışlardı. Ve olay bundan 20 yıl öncesine dayanıyordu. Hatta teorik olarak bunu çok daha geriye işte hiper gerçeklik tartışmalarını vesaire de getirebiliriz. Ama ben bugün bu tartışmayı teorik anlamda en anlamlı şekilde ele alan Kes'in kitabı üzerinden ele almaya karar verdim. Şimdi The Post-Truth, Dishonesty and Deception in Contemporary Life diye bir kitap bu. Türkçe'ye çevrilmeye de başlandı kitap. Post-Truth, şimdi adını şey İngilizcesi, Türkçesi vesaire onunla ilgili tartışmayı sonra açmak üzere. Şimdi kavramdan bahsedeceğim. Kavram Tes için ortaya attığı bir kavram. Aynı zamanda işte Kes tarafından da bir kitap sayesinde hayatımıza teorik olarak giriyor. Tabii Kes'in bazı ilham pelleri var. Bu salondaki insanların çoğu, soldaki insanın kim olduğunu çok iyi hatırlamayabilir. Monica Lewinsky. Sağ alt köşede de Bill Clinton var. İlginç böyle bir bahar tatili havasında. Şimdi Kes kitabında 90'lı yılların ikinci yarısıyla 2000'lerin başlarındaki dönemde post-truth politika ve post-truth yaşam üzerinden bazı tespitlerde bulunuyor. Ve kitaptaki örneklerin çok önemli bir kısmı aslında bakarsanız bu dönemin politik skandallarından vesaire geliyor. Şimdi o dönemde neler oldu? 11 Eylül oldu. Her şeyden önemlisi. Bu bahsettiğimiz skandal oldu vesaire. Ama aynı zamanda işte bu New Deal denen ekonomik düzenin en çalkantılı çağlarından biriydi. Hatta bugün popülizmlerin yükselişine neden olan çağın da o dönem olduğu söylenebiliyor politik olarak.
Ancak bu ilginç vakaların gerçekleştiği dönemde Case şuna karar verdi. Ya biz neden yalan söylüyoruz? Bu soruyu cevaplayan ve yalanın bu kadar kurumsallaşmasını, yalanın her şeyin sürdürülebilmesi için şart haline gelmesini inceleyen bir kitap yazdı. Şimdi o şöyle diyor, şöyle bir şeyle yüzleşmemiz lazım. Dürüstlük nasıl çöktü, yalan nasıl yükseldi? Aslına bakarsanız tarihi olarak bu çok doğru bir soru değil. Zaten Case kendisi de ilerleyen aşamalarda bunu kabul edecek. Şimdi günümüzde veya işte son 20 yıla baktığımızda bu insanlar post-truth'un öncü birlikleri. Buraya hepsini koymaya çalışsam bu salondakinden daha fazla kafa olurdu ama bunlar bilinenleri. Ve bu insanlar genellikle aslına bakarsanız hani politikacılar diye tartışılıyor ama Case diyor ki hayır. Post-truth'la ilgili olarak öne çıkan özneler yalnızca böyle politikacılar değil. Kimler var? Üniversite hocaları var. Kimler var? Üretken gazeteciler var. Kimler var? Politikacılar var. Din adamları var. Ve önemli edebiyatçılar, yani ülkelerin hikaye anlatıcıları var. İşte bu insanlar post-truth'un ana özneleri. Bize aslında yalan söylemeyi ve yalanın kurumsallaşarak toplumsal bir kabul görmesi konusunda en ama en çok katkıyı bu insanlar yapıyorlar. Peki bu kim? Ya da ne? Bu bir goril. Adı Coco. Onu haberlerde görmüşsünüzdür. IQ'su 82. Türkiye'deki ortalama IQ'ya yakın bir IQ'su var. İlginç bir şey. Onun da dışında Coco, sembol yoluyla iletişim kurmanın öğretildiği bir goril. Coco'nun en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Coco, tıpkı çocuklar gibi dili öğrendikçe daha fazla yalan söylemeye başlıyor. İlk yaptığı şey, kırdığı oyuncağından dolayı bakıcısını sorumlu tutmak. Ve ondan sonra yalanın biri bin para. Ne kadar çok kelime öğrenirse, Coco'nun yalan söyleme oranı o kadar çok artıyor. Tıpkı çocuklardaki gibi. Ve tıpkı bizim gibi profesyonel hayata daha çok girdikçe, eğitim düzeyimiz arttıkça, profesyonel motivasyonlarımız arttıkça daha fazla yalan söylüyoruz. Yani bu varoluşsal bir mesele. Çünkü dürüstlük de, yalan söylemek de bizim için moral seçenekler. Doğruyu söylemeyi öğreniyoruz. Doğru diye bir şeyin varlığını da öğreniyoruz. Case buradan yola çıkıyor aslında. Şimdi hakikat kavramını kullanıyorum ben, truth kavramının yerini. Aslında Case de Fas'ta kullanılan hak sözcüğünden yola çıkıyor şeyde çalışmalarında. Ve hakikat kavramı üzerinden biraz daha böyle etik bir bakış açısıyla birlikte, gerçi hakikat kavramını biraz dinsel bulanlar da var ama bu bana kalırsa hem etik bakımdan hakikat kavramını kullanmak hem de aynı zamanda işte facts gibi hani böyle sanki sayısal bilimler veya fen bilimlerince belirlenmiş bir gerçekten bahsetmediğimizi, zaten teknik olarak gazetecilikte böyle gerçeklerin asıl konu olmadığını da ortaya koymak gerekiyor. Şimdi post hakikat ya da hakikat sonrası kavramlarını öneriyorum ben ama şimdi burada true kelimesinin anlamını bence biraz istişare etmemiz gerekiyor. Şimdi birine karşı doğru olmak, birine karşı true olmak, tabii true to someone. Ne demek bu? Şimdi tam olarak Türkçe ile İngilizce arasında zaten bir karşılaştırma zorluğu var. Biliyorsunuz Türkçedeki bir kelimenin İngilizce'de 10 tane nüanslı karşılığı olabiliyor. O gerekçeyle burada biraz aslında sıkıntı yaşayacağız. İşte o belki post olgusallık diyecek olan, post gerçek diyecek olan vesaire olacak. Ama ben şunu söylüyorum. Güvenilirlik ve hakikat asıl meselemiz. Ve bu çağda güvenilirlik ve hakikatin yeri yok. Şimdi Thomas Brown diyor ki bir topluluğu bir arada tutan şey gerçeklerdir. Dürüstlüktür. Case de diyor ki, hayır öyle bir şey yok. Bir toplumu bir arada tutan asıl şey yalanlardır. Ben Case'ciyim bu konuda. Bunun da nedenlerini anlatacağım. Şimdi nasıl yalancı olduk sorusuna aslında iyi bir cevap vermemiz gerekiyor. Aslında bir yandan hakikatle ilgili doğru düzgün bir ilişki kurduğumuzu söyleyemeyiz. Az önce söylediğim gibi hakikat bize öğretilmiş, illa doğru söyleyeceksin, illa doğru söyleyeceksin diye öğretilmiş bir şey. Ve aslına bakarsanız yalan söylemenin yanlış olması diye bir durum söz konusu olsa da bununla ilgili yeterli yaptırım yok. Hatta yalan söylemeyi de bazı durumlar için birbirimize öğretiyoruz. Hatta bazen bu game teori, oyun teorisini andıran şeylerle bazen yalanlara ortak oluyoruz ki işte bir üst aşamaya geçelim, ilerleyelim, para kazanalım, politik anlamda şey elde edelim, güç elde edelim. Biz aslında yalan söylemeyi kolaylaştıran, yalan söylemenin cezasız olduğu, hatta yalan söylemenin bir hak haline geldiği bir toplumdayız. Bunda bir hata vardır, yoktur, bu ayrı bir tartışma. Ancak burada pragmatizmin veya amaca da gülen yolda her yol mübahtır demenin çok büyük bir önemi var. Şimdi tarihte hatta inanç sistemlerinde de yalanın önemli bir yeri var. Şöyle ki, bakın Platon demiş ki, idealindeki devletiniz, gardiyanları,
yalan söyleyebilirler. Çünkü soylu bir amaca hizmet ediyorlar. Aynı şekilde işte hak dinler olarak bilinen veya işte üç büyük din vesaire diye şeye girmeyeceğim burada tartışmaya ama büyük dinlerde, dünyada en çok kabul edilen dinlerin tamamında pragmatik olarak yalan söylemesi kabul ediliyor. Yani amaç için, ideal uğruna yalan söylemek kabul edilebilir bir olgu. Peki asıl mesele burada başlıyor. Bir post-truth endüstrisi var mı? Şimdi post-truth politika, post-truth toplum, post-truth industry, post-truth'un sonuna ne eklerseniz zaten yeni bir kavram haline geliyor değil mi? Öncelikle post-truth toplumdan bahsedelim. Şimdi Case aslında çalışmalarını şuraya dayandırıyor. Diyor ki, ya küçük bir mahalleyi düşünün. Hepimiz aslında küçük mahallelerde doğduk diye düşünelim. Yani kendi sokağımız olabilir vesaire. Hele küçük şehirlerde, kasabalarda doğanlar için bu daha bellidir. Herkes herkesin sırrını bilir. Herkes herkesin utanılacak hikayesini bilir. Herkes herkesin kör noktası hakkında bilgi sahibidir. Küçük toplulukların kuralı budur. İşte kimin kimle birlikte olduğu, kimin kimi aldattığı, kimin borç batağı içerisinde olduğu vesaire bunlar bilinen ama asla üstüne konuşulmayan şeylerdir. İşte o daha en başında dedik ya işte ideal geleneksel toplum dürüstlük üzerinden birbirine bağlıdır diye. Hayır, dürüstlük üzerinden falan birbirimize bağlı değiliz. Yani en azından geleneksel toplum hiçbir zaman aslında dürüstlük üzerinden birbirine bağlı olmadı. O nedenle post-truth kavramına aslında en baştan geliştirebilecek bir şey var, eleştiri var. Yahu yalan söylemeye siyasetçiler yeni mi başladı? Üniversite hocaları yeni mi başladı? Hayır. Çok uzun süredir yalan söylüyoruz. Ama post-truth eşittir yalan söyleyen profesyoneller değil. Post-truth bunun artık tam anlamıyla kurumsallaşması, kendi endüstrisini, kendi siyasal aurasını vesaire ortaya koyması. Zaten o nedenle bu kavram bu kadar ileride, bu kadar artık kavramsallaşmış ve kabul görmüş hale geldi. Şimdi post-truth endüstrisinden ben bazı örnekler vereceğim. Kıskançlar ve biz. Değil mi? İşte Avrupalılar bizi kıskanıyor. En çok kullandığımız argümanlardan biri Türk siyasette. Hadi geçelim. Gerçekten kıskanıyorlar mı bilmiyorum. Başka şeyler söylüyor o raporlar. Ama Türk erkekleri çok gizemli bakıyor. Bakın 90'lardan bu yana Türkiye'de böyle bir gazetecilik türü var. İşte neoliberal medyanın en önemli şeylerinden biri. Herhangi bir manken fotoğrafının altına Türk erkeklerini öven, onları göğe çıkaran yorumlar yapın. En arka sayfaya onu koyun ve gazetenizin tirajı artsın. Bu aslında bütün dünyada olan bir şey. Peki biz bu taktikleri niye kullanıyoruz? Birilerinin gururunu okşamak için. Gururumuz okşandığı için zaten post-truth sisteminin bir parçası oluyoruz. Peki gelin Amanpour, değil mi? Tanıyoruz. CNN'in ünlü sunucusu. Peki Mevlüt Özel'i tanıyor musunuz? Pardon. Mevlüt Yüksel miydi? Takvim'in ünlü gazetecisi. Fake bir söyleşi yaptı ona ve bunu yayınladı. Bundan hala bir post-truth endüstrisi olabilir mi? Noam Chomsky ile Yeni Şafak'ın yaptığı ve Milkport kelimesinin geçtiği söyleşiyi hatırlıyor musunuz? Bundan hala bir post-truth durum olabilir mi? Gezi döneminde 24 saat meydanda kalırsak hükümet düşecekmiş. Bundan hala bir saçmalık ve post-truth durum gördünüz mü hayatınızda? Teknik olarak düşündüğünüzde siyasal olguların çarpıtılmasıyla ilgili bir kavramdan bahsediyoruz post-truth politika dediğimizde. Alın işte orada Illuminati. Yani hayatımızdaki birçok komplo teorisi aslında bu sisteme ciddi anlamda şey yapıyor, ne derler, etki ediyor. Herhangi bir Türkiye'li yurttaşla 50 yaş üstü oturun birkaç, bir saat böyle siyaset üzerine bir sohbet edin. En sonunda konu ya Illuminati'ye, ya Masonlara ya da herhangi bir gruba bağlanacak ve bir nefret söylemine dönüşecektir. Bakın bu sadece Türkiye ile ilgili değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi başkanını bu şekilde seçmesine neden oldu. Örneğin Suriyeliler. Baktığınızda bütün Avrupa'da ve Türkiye'de nefret öznesi haline nasıl getirdiler? İşlerimizi çalıyorlar. Peki Suriyelilerin çaldıkları işlerden, çaldıkları söylenen işlerden ne kadar kazandığını ne kadar düşünüyoruz? Size ne kadar kazanıyorlar o merdiven altı, sigortasız işlerden? O işleri yapmaya gönüllü bir Türkiye'li nüfus var mı? Aslında yok. Teknik olarak post-truth siyaset ve popülistler aslında bu tarz bilgiye dayanmayan, tam anlamıyla nefreti körükleyecek şeylerden yararlanıyorlar. O nedenle de post-truth'la ilgili birkaç kritik soru var. Birincisi, anonimlik. Yani iddiayı ortaya atanın kim olduğunu bilmiyoruz post-truth'ta çoğu zaman. Bu çağda. Mesela, işte duyduğuma göre, Donald Trump diyor ki, duyduğuma göre Obama seçimden önce beni dinletmiş. Kimden duydun? Nasıl duydun? Ne zaman duydun? Nerede dinletmiş? Kayıtlar var mı?
Yok. Bir ay boyunca bütün medya, bütün şeyler, hani büyük medya kuruluşları aynı soruyu sordu. Kanıtınız var mı? Bir kanıtı yoktu. Ve kanıtsızlık içerisinde aynı söylemi defalarca tekrar etti. Hadi anonimliğin post-truth dönemindeki etkisi sadece kaynağın önemliliği değildi. Bu tabii gazetecilik etiği bakımından da büyük bir tartışma. Ama Trump gazeteci değil. Trump bir siyasetçi. Ve bu iddiasını kanıtlamak zorunda. Ama Trump bunu söylediği an bu çok büyük bir kitle için fact oluyor. Bakın bugün burada işte ne diyelim fact-checking organizasyonlarından temsilciler var. Kendilerini belki ben soracağım, session'da da soracağım ama şimdiden sorayım. Yaptıkları işin ne kadar etkili olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bir... Bu post-truth çağının en önemli özelliği bir şeyden faydalanması. Neden biliyor musunuz? Toplumsal tansiyondan. Birbirinden nefret eden ya birbirine karşı reaksiyonlar geliştirmiş bir topluluk üzerinde post-truth mimarisi oluşturmak, post-truth politika yapmak çok kolay. Ek sözlükteki herhangi bir başlık üstünden birbirini bıçaklayacak kadar birbirinden nefret edebilen insanlardan bahsediyorsanız, yalanın ya da doğrunun sınırlarının aşındığı bir çağdan bahsediyorsunuzdur. Tam da bu nedenle zaten biz post-truth politika kavramını kullanırken özellikle bu anonimlik rolüne önem atfetmeliyiz. Bakın gazetecilik neden önemli? Öyle ya da böyle kurumsal bir şey, belirli ilkelere dayanıyor. Bir yapılış esası var. Ama ek sözlük yazarının bir yapılış esası yok. Reddit yazarlığının bir yapılış esası yok. Ve siz herhangi bir kullanıcı olarak gazetecilerden çok daha ciddi kitlelere ulaşıyorsunuz. Çünkü gazetecilerin çoğu zaman neyi düşük? İtibarı düşük. Ve post-truth aslında inatla yok ettiği bu gazeteci itibarı üzerinden de yükseliyor. Bakın Trump en çok kimle kavga ediyor? Ve dünyadaki bütün otoriterler en çok kimle kavga ederler? Medya ile kavga ederler. Çünkü önce onları itibarsızlaştıracaksınız ki rahat rahat yalan söyleyebilirsiniz. Anonimlik aslında işte bugün mesela Amerika'daki aşırı sağcılar Twitter'a alternatif kendi platformlarını kuruyorlar. Ya bunların tamamı aslında bize bir şey söylüyor. Yani bir şekilde o mantarlı, o korkunç, rutubetli yerlerden ortaya çıkan gerçeklikle bizim dünyamızı tanımlamaya, değiştirmeye çalışan birileri var. O nedenle bu anonimlik tartışmasını post-truth'la ilgili yürütmekte çok büyük fayda var. Çünkü birileri maskelerinin altından büyük yalanlar söyleyip toplumun çok büyük kısmını etki altına alabiliyorlar, kandırabiliyorlar. Devam edelim, politikacılar neden yalan söylüyor? Herhalde bu sorunun cevabını çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama şöyle bir şey var. Bu yeni bir şey değil. Mesela Ronald Reagan UCLA'de okuduğunu söylemiş yıllarca. Bir sürü Amerikan politikacı ben Vietnam'a gittim, Vietnam'a savaştım demiş. Ama hiçbirinin Vietnam'la ilgili herhangi bir kaydı bulunamamış. İşte Türkiye'de de bunun bir sürü örneği var. Ben o gün sokaktaydım, ben o gün bunu yaptım, ben o gün şunu yaptım. Kendileri için insanlar geçmiş icat ediyorlar. Ve icat ettikleri geçmişle, icat ettikleri anlatıyla ortaya bir kariyer koyuyorlar. Peki yalan söylemek niye bu kadar kolay son olarak? Toplum bir hikayeyi satın almaya karar verdiyse bu iş bitmiştir. Fark etmez. İsterse fact-checking organizasyonu gelsin. Fact-checking organizasyonunda küfrüne eder, ben buna inanıyorum. Kardeşim ben buna inanıyorsam gerçek budur. Zaten hakikat kavramını kullanmamızın sebebi de bu. Gerçek. Hangi gerçek? Hangisi? Seninki mi? Benimki mi? Veya hangi hakikat? Şimdi bu soru aslında bizim açımızdan problem. Çünkü toplum bir malı aldıktan sonra iadesini yapmaz. Bu bir gerçeklik. Şimdi yalan üzerinde kurulu anlatı son kullanıcıyı tatmin etmekten başka bir şey bilmez. Yani şurası okşanıyor ya bazen biri konuştuğunda. Hani yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle meselesi. Aslında post-truth dönemi o yalan da olsa hoşuna gidenleri bulmak ve onlara iyi bir kampanya yönlendirmek. Mesela ırkçıysanız Trump'ın yaptığı gibi bir tane duvar üzerinden bütün seçim kampanyanızı örüp bir öfke kampanyasıyla Amerikan başkanı dahi olabilirsiniz. Dahası çoğu ülkelerde medya sermayesi de bu yalanların sürdürülmesine izin veriyor. Ne yapıyor? Görmezden geliyor. Fact-checking yapmıyor. Ya direkt olarak kamu diplomasi yoluyla harcanan, ortaya koyulan haberleri aynı şekilde basıyor virgülüne noktasına dokunmadan. Yani post-truth'un önünde şu an bir engel yok. Var olanlar da cılız. Şimdi doğrulama inisiyatifleri yalancılar kadar popüler değil. O bir gerçek. 1 milyon takipçisi var yalancı medyanın. 40 bin, 100 bin, 200 bin en çok doğrulayıcıların. Üstelik doğrulayıcıların şu an Türkiye'deki alanları da çok kısıtlı. Yani biri mesela sadece Twitter'da güçlü, diğeri sadece Facebook'ta güçlü. Türkiye'nin ne kadar Twitter ya da Facebook'ta, ne kadar etki yaratabilirler? Ve doğrunun alıcısı ne kadar? Belki bu salon kadar. Hani genel olarak düşündüğünüzde.
İşte öfke ve kutuplaşma. Belki de burada bağlamakta fayda var. Biz neden bir post-truth toplum olduk? Neden post-truth politikadan bahsediyoruz? Neden popülist politikacılar her şeyi domine ettiler? Neden bize göz göre göre yalan söyleyebiliyorlar? Neden Donald Trump, Boris Johnson, Nigel Farage gibi adamların eline düştü dünya? Neden Putin her istediğini yapabiliyor? Bakın ne kadar büyük siyasetçilerden ve ne kadar büyük bir güçten bahsediyorum. İşte bu yüzden. Post-truth çağı, medyanın kuvvetsizliği, medya sermayesinin belinin büküklüğü, medya sermaye yapısından kaynaklı bunca çarpıklık bizi post-truth çağının kucağına iteledi. Ve şimdi artık yapılacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü birbirinden nefret eden toplumlar var. İşte Brexit'e bakın. Her yerde 50-50 olur, 40-40 olur vesaire. Önemli değil. Her yerde kutuplaşmaya çok elverişliyiz ve bu kutuplaşmaya elverişliğimiz hakikati değil. İlla ve illa işin sonunda haklı çıkmanın peşinde olmamız. Yani kazanan olmaya duyduğumuz bu sonsuz arzu, sonsuza dek aslında post-truth rejiminin sürebileceğinin bir kanıtı. Ve ek olarak da bu yeni bir şey değil. Hitler döneminde, Stalin döneminde vesaire. Yani 20. yüzyılda da bir post-truth rejimi vardı. Bugün alternatif medya da hani işte mesela muhalif olan, işte Amerika'daki, Türkiye'deki fark etmez. Medya da post-truth normlardan yararlanıyor. Onlar da yalan üzerinden haber yaparak politik kar elde ediyorlar. Yani bir şeyin hükümet yanlısı veya hükümet karşıtı olması post-truth endüstrisine yarar sağlayıp sağlamadığı anlamına gelmez. Bu bir endüstri ve herkes payına düşeni alıyor. Bizim yapmamız gerekense asıl payı almak. Yani post-truth endüstrisini yaratmak, bir fact-checking endüstrisi ortaya koymak ve fact-checking yapmayı bilen gazeteciler yetiştirmek, fact-checking yapmayı bilen gazeteler okumak, gazeteler almak, onları desteklemek. Teşekkür ederim. Sarkan hocamıza, çok teşekkür ediyoruz. Yoksa da ben soracağım zaten. Tekrar hocam bir saniye alalım. Tamam. Evet, güzel bir açılış oldu. Soru, yorum varsa alalım. Yok herhalde. Hocam ben özellikle şunu sormak istiyorum. Yeni medya bağlamında dediniz ya, bundan önceki yüzyıllarda da vardı, 20. yüzyılda da vardı. Yeni medya bağlamında etkisi nasıl oldu? Daha mı yeni medya post-truth'u mu besliyor, post-truth mu yeni medyayı besliyor? Ya post-truth her türlü medya tipini besleyebilir. Sonuçta post-truth siyaset dediğinizde o işte çok ırkçı bir hareketin duygularını besleyerek mesela işte Hitler'in Yahudiler için yaptığı gibi bir kampanya yürütürsünüz. O kendi medyasını, medya endüstrisini, işte Enformasyon Bakanlığı'nı vesaire doğurmuştu. Tıpkı yeni medya da bugün kendi şartları içerisinde, işte Breitbart örneğinde olduğu üzere post-truth siyaset olduğu sürece onun içinden yürüyecek. Ama yeni medya post-truth'u besliyor ve fakat post-truth'da, yani bu durum da aslında bu bir durum, yeni medyayı besliyor. Yani karşılıklı bir ilişki var. De benim halimde. Bir de sadece truth'un doğruluğun yalana dönmesinden değil, bir de onun ötesinden bahsediyoruz değil mi? Hı. Orada yani belki söylenen iddialara çok fazla yer verdiniz. Hı. Burada iddialar çok fazla ama o iddialara inanıp hayata geçirilen gerçekler de var. Tabii. O gerçeklere nasıl bakıyorsunuz? Yani belki ortaya bir yalan atılıyor ama ondan sonra yaşananlar, insanlar etkileniyor olaylardan ve gerçek etkilenmelerle daha farklı hareketler yapıyorlar gerçek bir şekilde. Ya aslında tabii kavramın bu kadar tartışmalı olmasının sebebi de bu. Yani insanların buna etkilenmesi ve bunu hayatlarının bir parçası yapması. Bunun üstünden insan öldürmeleri. Evet. Ya bu çok önemli. Bunun üstünden sırf insanlar bu tarz post-truth siyaset argümanlarına inanıp insanı öldürebiliyorlar. Ya daha da kötüsü, insan öldürmenin dışında bunun üzerinden piyasa manipülasyonu da yapabilirsiniz. Yani bütün uluslararası finansal sistemi biraz post-truth kampanya yürütüp tıkayabilirsiniz. Birçok şey aslında bunun üstünden gerçekleşiyor. Yani aslında biraz da şeye buna dikkat etmemiz lazım. Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurta? Bir de şeyi unutmayalım. Doğru yalana dönüştü değil. Doğrunun bir etik değer olduğu, doğrunun asli değeri olduğuna dair bana kalırsa delüzyon dağıldı. Çünkü biri bunu söyleme cesaretinde bunu. Ya biz birbirimize yalan söylüyoruz dedi. Yani kral çıplak hikayesini hepimiz biliyoruz değil mi? Çocukken anlatılan. Kralın çıplak olduğunu birinin söylemesi durumu aslında bakarsanız post-truth. Çünkü böyle bir dünyada yaşıyoruz. Peki. Sarkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.